Hoş geldiniz. Ses ses ses. Geliyor mu sesimiz? Geliyor geliyor. Süper merhaba. Geliyor. Siz de beni merhabalar. Duyuyorsunuz. Merhabalar. Biz duyuyoruz. Burcu'nun sesi geliyor mu? Bir de ona bakalım. Bakalım. Burcu? Burcu. Burcu yok. Burcu yok, tamam. Burcu, o gelir, o gelir. Seslen bizi Burcu, duy bizi. Evet, nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyiz efendim, sizler nasılsınız? İyiyim, ben çok keyifliyim. Aa, ben karışıyorum araya değil mi? Daha bana soru sorulmadı. Yo, bir şey söyleyeceğim. Canlı yayın burası. Bizim Twitch'te ortam bam güm yani. İstediğin gibi konuşabilirsin. Bana ben yapboz yapıyorum arada. Oh, en güzeli. Canlı yayını, gerçi dünyanın en rahat canlı yayınını Didem'den görüyoruz. Yapboz yapmak artık inanılmaz. Gerçekten şöyle göstereyim size. Kaçlık o? 7000, yok 12000. Yok ya, binlik. Ha, bir küçükmüş, ben de küçük abartmışım ya. Ya. Tokan, ne diyorsun? Evet, ufakmış. Yayında mıyız biz şu an? Şu an yayındayız. Dilerseniz ben sözü direkt size bırakayım. Tamam. Size de... O zaman ben devralayım. Tamam. Sonra yardıralım. Süper. Tamamdır. Çok memnun. Bilmiyorum ama Didem, nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim vallahi. Baş başayız şu an. Burcu'da sanırım teknik bir sıkıntı var. O gelene kadar buradan izleyenlere de... hoş gelmişler diyelim. Daha önceden Twitch'i izliyor muydun ya da duydun mu? Doğru söyle ama bak. Doğru söyleme. Twitch ilk Twitch hesabı olanlardan biri benim. Yalnız tabii ki de şu an köpeğim beni sabote ediyor. Sıkıntı bak, yok. Bak, sesini duyuyorsun. Sen hallet istiyorsan ben chatle şey yaparım, ilgilenirim. Bir dakika. Bir dakika. Bakayım cinsi ne onun. Yalnız. Evet chat, ben sizi bayağı bir delay'le okuyorum bu arada. Yüksek ihtimal 3 dakika falan bir delay var. Uy, tipe bak. Üstüne göstereyim, şöyle bir çov var. Çov ki kaç yaşında o? 2 yaşında çov. Maşallah. Merhaba. Surata bak ya, tam ısırmalık. Evet. Odasına koy. Tamam. Dediğim gibi biraz geç görüyorum yazdıklarınızı. O yüzden çok böyle anlık tepkiler veremeyebilirim yazılarınıza. Oğlum salmadılar sizi ya. Niye limon atıyorsunuz oğlum bu kadar? Sinir oluyor adamlar, atmayın. Ben ilk Twitch hesabı olanlardan biriyim. Öyle mi? Twitch duydun mu demen yanlış olur. Olsun, gene de sorayım. Ben kimle konuşsam böyle Twitch ne ya falan dediği için gene de böyle önden bir soruyorum. Zaten kendi adımı kullanmıyorum. Vay. Tabii. arada girip yılanlık yapıyorum. Oyun. Ghostluyorsun yani. Diyorum. Ne izlemekten keyif alıyorsun? Şu oyun mu yoksa muhabbete falan geliyor musun? Muhabbete de geliyorum çünkü muhabbet yapan arkadaşlarım da var Twitch'te, isim vermeyeyim diye. Peki. İsmail Türk'ü sevdiği biliyorsunuz zaten. Evet. Onların bir ara yayınları başlamıştı. Onlarla başladım zaten. Onların yayınlarıyla başladım. Sonra arada oyun da izliyorum. Ben çok iyi bir izleyici olduğum için, çok iyi bir gamer değilim ama iyi bir izleyiciyim. Zaten artık Twitch gaming'den çıktı ya. Artık her şey var içinde yani. Her türlü muhabbet, geyik, goy goy dönüyor yani burada. Açıkçası öyle olması da bana keyif veriyor, ne bileyim. Bence yani. Sadece şeyde oyunla sınırlı kalmamalıydı. Çok iyi evet. Oyun oynayan kızlar keşfettim. Var, bayağı var. Benim haberim yoktu bu kadar Türkiye'de olduğundan. Gün geçtikçe de artıyor bu arada. Evet, bayağı başarılılar. Evet, bugün ben izleyicilere küçük bir özet geçeyim. Az önce gerçi geçildi ama. Bugün arkadaşlar... Google Autocomplete diye bir içerik yapıyoruz. Bu zaten az önce duyduğunuz gibi. Ne bu? İşte yurt dışında da, hatta galiba Türkiye'de de yapanlar başlamış. Bu Google'a girdiğimizde işte atıyorum Didem yazdığınızda ve Elren Tuğkan yazdığınızda altta böyle Didiuminleri çakarlar ya, en çok ne aratılmışsa. Yüksek ihtimal bunlar filtrelenmiş halleridir diye düşünüyorum. Çünkü benim de bayağı garip şeyler aratılıyor genelde ama... onları filtrelemişizdir diye düşünüyorum. Burada hem Burcu Özberk için hem de Didem Soydan için Did You Mean'ler var. Eyvallah. Bunları tek tek, evet, tek tek sıra sıra soracağım. Şu an Burcu olmadığı için senden başlayalım istiyorum. Ya. Bu arada 8.30'a kadar birlikteyiz. Ondan sonra da Fırat ve Ceyda'nın... Efendim? Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Evet, ondan sonra ne yaparsanız yok. Sonra Fırat ve Ceyda'nın Ne Oluyor Ya kanalını sahipleri, onların içerikleri var. Hep beraber oraya geçeriz. Aynen. Hazır mısın? Değilim. Bir şey söyleyeceğim. Şu aratılanlara bakıyorum. Bu arada bana böyle 500'e 500 tuvalde yolladığınız için teşekkür ederim. Yani keşke küçük bir kart olsaydı bu. Bakıyorum şöyle, zorlayacak bir şey var mı? Bunu da zorlanmazsın. Zorlasın.
Varsınlar ya, varım. Yani sonuçta sosyal medyayı kullanarak bunu zaten ortada her halimizi paylaşarak buna zaten açık hale geliyoruz. O yüzden sorun yok ya, o işin şakası. Ama senin sosyal medya kullanımın sert biraz galiba, öyle mi? Yani şöyle... Aslında normal olması gerektiği gibi bak bu arada onu... Yani o kadar basit bir şekilde kullanıyorum ki sokakta hiç kimse bana kötü bir şey... Yani sokakta yürürken biri sana durup dururken hassizce ve üslupsuzca davrandığında sen ne yapıyorsan... Ben de bana hassizce ve üslupsuzca davranıldığında aynı hassizlik ve üslupsuzca giriyorum. Helal olsun. Aslında yani kimseden bir üstünlük ya da kimseden daha sert ya da daha kavgacı değilim. Tatlı yaklaşanla tatlıyım. Ya şey değilim sadece, öbür yanağı çeviren bir karakterim olmadığı için aynı üslupsuzlukla ben de giriyorum. Vallahi ben de öyleyim. O yüzden evet. Çok bir sıkıntı yok yani. Bence de böyle olmalı. İnsanlar çünkü sosyal medyada her şeyi söyleyebileceklerine inanıyorlar. Ama kendi tarzına cevap alınca da... Cevap alınca çok bozuluyorlar. Evet, çok bozuluyorlar. Niye bu kadar bir şey? Hani ne zannettiniz, orada cansız birey değiliz yani. Aynen öyle. O zaman başlıyorum seninle. Başla. Ağlıyormuşum ben burada. Yok yok, ağlamasın. Ağlamasın. Didem Soydan'ın, bakın şöyle... Kapatarak göstereyim. Şöyle elimde kart var. Did You Mean'lerin birincisiyle başlıyoruz. Burcu yan mı geldi? Ya nihayet gelebildim. Bilmiyorum, yan koy dediler bana. Yan koydum. Şu an emir kuluyum sadece. Bakayım. Heh, dur, başarıyoruz. Evet. Geldi. Tamam. Bir de dur, kendi sesim yansıyor mu ona bakacağım. Pat! Yok, tamam, süperiz. Hoş süper. Geldin. Selam, hoş bulduk. Hoş nasılsın? Geldin. Didem selam, nasılsın? Çok güzel görünüyordun bu arada. Öyle şeyler söylemeyi duyamadın. Ya duymadık seni, sen de harika gözüküyorsun. Çok sağ ol. Aynen. Didem çevirmem, ha, okey, tamam. Tamam, süper. Şimdi mi oldu? Evet, şimdi okay, oldu. Süper. Evet, iki tane çok güzel konuğumuz var. Aslında konuk demeyeyim ya, hani üçümüz de konuğuz gibi takılacağız evet. Burada yani hani... Kanal benim olmadığı için konuğum diyemiyorum. Şimdi Burcu, olaydan haberdarsın. Biz Didem'le üzerinden konuştuk. Google'da. Haberdarım bir şekilde. Evet. Autocomplete yapacağız. Sizin hakkınızda en çok neler aratılmış? Bunların sorularını size ben aktaracağım. Sonra cevap Didem'e alacağım. Didem'e soru sordun mu? Şimdi Didem'le başlıyorum. Hı, tamam. Direkt eyvallah. Didem'le başlıyorum. Sen o sırada teknik sıkıntı var diye es geçtik. Evet. Didem Soydan'ın burnu estetik mi diye sormuşlar. Tabii ki. Tabii ki. Peki. Hatta estetik yaptırdıktan sonra ben kendim ilk YouTube yapanlardan biriyim. Yani en azından kendi mecramda, kendi işimde. 5 sene önce kanalımı açmıştım. Kanalında doktorunu paylaşıp burun estetiğiyle ilgili tüm soruları soran tek kişi olabilirim estetik yapmak. Yani aslında bundan gocunmayan, gizlemeyen gayet tamam. Net bir şekilde. Gizlemek bir şey değil çünkü ben 30 yaşında yaptırdım. Yani bütün defileleri çıkıp bütün dergileri çektikten sonra yaptırdım. Dolayısıyla herkes benim estetikli olmayan burnuma hakimdi. Göz var, izan var. Yani yalan. Demek ki gene insanlar merak edip aratmış bu arada. Evet yani. Aratmış. Yayınımı izleyin arkadaşlar. Hatta izlenmesi artsın, oradan biraz para kazanayım. Yaptığına dair bir yayınım var YouTube'da. Aktif içerik çekiyor musun hala? Çekiyorum arada. Süper. O zaman buradan duyurulur chat. Şu an bizi 20 bin kişiye yakın insan izliyor canlı. Bu gitgide de artar herhalde. Umarım artar. Bekliyoruz. İyi rakam. Twitch'te çok iyi rakamlar bunlar. Eskiden öyle yoktu mi? Böyleyiz tabii. Önceden 3000'e 5000'e of aşırı falan diyorduk bundan 2 sene önce. Şimdi artık böyle yayıncılar 40K'ları, 50K'ları, 30K'ları hatta bazen 100K'ları görebiliyor yani. Evet, o zaman madem Burcu geldi sıra sıra yapalım. Evet. Tamam. Didem'in ilk sorusunu atladık. Burcu Özberk'e geldim. Burcu'nun en sevdiği erkek oyuncu kim diye niye aratıyorlar abi bunu ya? Niye? Sebebi ne bunun? Soracak bir şey bulamamış, aratacak bir şey bulamamışlar bence. Allah Allah. Peki en sevdiği erkek oyuncu kim? Çalıştığım mı? Bizde beğendiğim ya, mi? Bence şeydir. Yani oyunculuğunu en çok beğendiğin kişi. Brad Pitt. Brad Pitt. Türklerden evet. Var mı?
Karıştırayım ortalığı. Bizlerden diyor, karıştırma. Yani karıştırabiliriz de. Ya Türklerden de var. Genç nesil çok beğendi. Bak iyi düşün zaten. Ama yani birlikte rol alıp aldıkların var mı, tribe girmesinler. Her şeyi üstü böyle su köpüğü gibi hiçbir şey belli etmeden söyleyeceğim. Çok beğendiğim genç oyuncular var tabii ki de bizim kuşakta. Eskilerden beğendiğim insanlar var. Şu an Erdal Beşikçioğlu'yla bir dizi yapıyorum zaten. Onu mesela çok beğenirim, çok saygı duyarım. Hem tiyatro yapıyor hem dizi yapıyor. Asla çizmesini bozmadığı, ne söylemek istiyorsa söylüyor falan. Haluk Bilginer'i çok beğenirim tabii ki de. Aa, evet. Onun yani numaralı. Onu geçemeyiz. Hepimiz hayranız. Eskilerden işte yine dünya görüşü olduğu için Tarık Akan'a hala bir hayranlığımız vardır. Asla çizgisini bozmayan insanlar. O yüzden çok beğendiğim oyuncular var tabii ki. Var. Bir de artık bu şeyden çıktı farkındaysanız. Yani çok yakışıklı olan adam iyi oyuncudur kavramı bitti artık Türkiye'de. Gerçekten, ya bitsin gerçekten. Bitsin artık da bence de bitmeli. yani ben böyle bazen baştan söyleyeyim hani yanlış bir şey söylerim diye korkuyorum açıkçası ama ben 4-5 yıldır mesleğinize saygısızlık yapmak için asla söylemiyorum. Sadece 3-4 yıldır 5 yıldır televizyondan tamamen kopuk yaşıyorum. Hiçbir şekilde ya açmıyorum. Ben konservatuar okudum. İstanbul'a geldim. İlk sene yani 8 sene önce falan hiçbir şey algılayamadım. Hani okul okuyorsun bir şekilde çalışan çok çok akıllı çok yetenekli insanlar var ve Türkiye'de hiçbir zaman bu mesleği icra edemiyorlar. Ne evet. yapıyorlar? Tiyatro yapıyorlar. Ne kadar alıyorsun? Oyun başı 100 lira 200 lira alıyorduk. Hani ama doğru. Oradan da başka bir dünya dönüyor ya bir şekilde. Bayağı zor alıştım ya İstanbul'da da ama artık rahatladım da konuşurken yine sinirleniyorum. İstanbul'da yaşanlıyım. Yaşayanların zaten büsbütün üzerine sinir var ya. Hepimizde var o. Bende var mesela. Tabii. Sürekli sabah bir gergin. Maalesef. O zaman gene Didem günaydın sana dön. Günaydın diyorsun sonra. İstanbul siniri. Hayır bir de hem laf söylüyoruz hem pandemi çıktı. Çok kötü bir şey ama evde bu sefer ev basmaya başladı. Yani iki ucu boklu değnek açıkçası. Ne tarafa dönsem böyle bir kötülük evet. var. O yüzden gene de halimize şükrediyoruz. Evet. Sana soracağım sorular var bu arada. Kim kime? Ben sana. Bana? Evet. Peki yandık. Ne, o da mı otopilot diyordum ya otokomplit. Bunu da daha önceden duymadım bu arada. Bugün araştırdım Google'a yazdım otokomplit nedir diye. Tamam olur. Her türlü soruyu açayım. Döne döne gidelim yani. Ha bir dakika bana da soracaksınız direkt. Tabii ki. Hadi alayım o zaman. Haydi nereden çıktım şimdi? Ben mesela en çok hakim olmak adına tamam. araştıramadım. Sadece merak ediyorum hep duyuyorum. Limon tayfı olayı nedir? Az önce bütün chat'in triggerlandığı mevzu. Limon tayfa mı? Limonun olayı mı? Şimdi ikisi aslında farklı şey. Ben limon tayfayı anlatayım size çok hızlı. Evet ben limon tayfayı. Limon. Limon muhabbeti Mine Tugay'dan başlıyor. Evet. Ondan sonra rezil oluyoruz orada. Rezil olduktan hemen arkasından diyoruz ki bu rezilin üzerine bizim birlikte takıldığımız Burak var, Burçay var ilk baştaki kemik kadro. Oraya diyoruz ki bizim adımız Limon Tayfa olsun. Sonra ya. O Limon Tayfa bu Mine Tugay olayıyla birlikte büyüyor ve beni izleyen herkes bir yerinden limon çıkartmaya başlıyor. Yani mesela yüksek ihtimal sizin Instagram hesaplarınız da şu an limonlara boğulmuştur. Hatta bunu dediğim için boğulacaktır. Böyle bir durum var. Yani nereye ben bir uğrasam orası limonlarla doluyor. Sen biliyor musun limon olayını? Bilmiyordur ya. Bilmez. Bilmiyorum. Gerçekten uzak kaldım ya. Bir de bu hafta biraz araştırıp bakayım. Yani biliyorum. Limon tayfa olayını bilmiyorum. Ya limon olayı şu aslında çok basit özetleyeceğim. Çok basit özetleyeceğim. Çok kısa özetleyeceğim. Chatten bana böyle bazen şey soruları geliyor. Abi işte kız nasıl tavlanır? Yok efendime söyleyeyim kızları nasıl etkileriz? Böyle bir muhabbet anında ben de hani böyle çok ekstrem bir net bir kural olmadığı için bu işin. Dedim ki ya limon yollayın kardeşim. Yani limon yolla, karpuz yolla, bir şey yolla. Hayır. Bak Instagram'dan cevap. Bundan etkilenen bir kadın var. Gelsin buraya ne olur. Şu an. Limonun etkileyici bir şey olmadığını düşünüyorsunuz ama bir gün limon alırsanız. Hayır, limon yok. Ağacı belki yani. Yok direkt limon yolluyoruz ki karşı taraf yani öyle bir tarikat değiliz yani yollamıyoruz. Böyle bir fikir verdim. Karşı taraf şey desin diye ne alaka limon attın bana diye cevap versin diye. Anladın mı? Bana niye limon yolladın ki? Evet. Sonra tatlı mısın, ekşi misin? Mesela Didem'e ben limon falan. Yollamak isterdim. Değil mi? Sarı sarı. Yani limonun mevzusu bu.
Keşke seni dinleyip limon yollasalar. Kimi? Yani neler yolluyorlar insanlar dikkatini. Tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorum. O yüzden şu an chat, bak şu an chat sapsarı. Sırf limon. Öf aslanlar be. Bakayım diğer limon var mı? Aha gelmiş. Gelmiştir. Yani, bak ya. Sen telefonunu kullanamıyorsun şu an ama bir ara bak limon doludur. Evet. Bak limon. Bakacağım direkt merak ediyorum. Dolu. Gözüküyor mu ekranın bilmiyorum. Patlar biraz ama tatlı. Tahmin edebiliyorum. Evet gerçekten. Aslanlar be nasıl biliyorlar işlerini. Şimdi. O zaman şey mi diyoruz? Geldi. Bizi beğenen limon yollasın. Evet. Yandın. Şu an daha da çok yandınız. Onların gerçekten tutmayabilir sayfayı. Ya işte ya. Aynen böyle oldu. Mine Tugay'ın son postunun altına 7500 tane limon attıkları için 10 binlerce limon gitti. Kadıncağız tamam, yorumlarını engelledi yani. Şimdi oldu. Çok bak. Kötüydü. Ve aynı ajanstaydık o zaman. Aradım Gaye ablayı dedim ki abla özür dilerim ben niyetim öyle değildi falan diye konuştum ya. Neyse. Evet şimdi sorular ne oldu? Didem'e sordum, Burcu'ya sordum, bana sordunuz. Şimdi tekrar Didem sana geliyoruz. Evet. Yine çok anlamlı bir şey aratılmış. Mükemmel gerçekten bütün milyonlar bunu merak etmiş ve demiş ki en anlamlı dövmesi hangisi? Kaç dövmen var başta onu sorayım. Çok dövmem yok benim. Modellikten önce vardı ve modelliğe başlayınca kaldı. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane dövmem var. En anlamlısı? En anlamlısı kız kardeşimin annemin baş harfleri. Onun dışındakileri bana göre anlamları var. Dolayısıyla hani dışarıdan bakıldığında ne mana diyebileceğin dövmeler. Dövmeli bir insan olarak sen zaten tahmin ediyorsun. Evet, evet. Bende hiç dövme yok. Sıfır mı sende? Sıfır. Yaptıramadım. Lütfen yaptırma. İstiyorum şu an. Çok hayır, istiyorum. Hayır. Bir dakika sen niye pişmanlık duydun Didem dövme yaptırdıktan sonra? Ben pişmanlık duymuyorum aslında. O kadar alıştım ki çoğu zaman birisi dövmemden bahsetmediği sürece öyle olduğumu bile bir dövme olduğunu bile sanmıyorum. Eminim sen de öylesindir. Uzun zamandır dövmeyle yaşayanlar keza aynı şeyi söylüyorlar. Ben şundan bahsediyorum yani dövmelerimi 15 sene önce yaptırdım ve 15 sene önceki Didem'le şu anki aynı kişi değil. Ne olursa olsun aynı kişi değil. Ben o yüzden çok bekledim işte. Yani bende vardı Atatürk'ün imzası vesaire bir şeylerim vardı. Babamda çok dövme vardı. O da böyle motor falan kullanır, chopper'cıdır takılır. Ulan sonra dedim ki hani pişman oluyor insanlar bir ara işte 15 sene falan gelince. Bu arada gerçekten pişman değilim hani. Bir sürü sildirilebilecek imkanlar da var falan. Çok zor o da ya. Şeycan benim tam zamanım o zaman dövme yaptırmak tam, için. Hayır, tam. 21 yaşındayım. Yaşım da güzel. Hayır. Ben şu kolu komple 29'umda sardım bak. Komple 29'umda sardım yani. Kamu spotu yapmak istiyorum. Yani yakında dövmesi olmayan insan sayısı o kadar az olacak ki böyle azınlıkta olacaksınız. Bence... Bunu koruyun. Koruyun. Doğru bu arada. Bakma dövme de bir enerji. Yani anlamı, şeyi, tamam hiç oralara girmeden de hem enerji olarak hem de oralara girmeden eğer bu zamana kadar kalabildiysen kalmaya devam et bir zaman sonra. Ya ben sahneye çıktığım zaman böyle işte Boyzek masalı oynuyorduk. İşte evet. Böyle 3-4 tane oyun oynadım bir 5-6 sene önce. Ve hepsinde de böyle çıplak kalmak zorundaydı yani iş çamaşırı veya bir şekilde şortlar falan filan ama bütün bedenin gözüküyor ve dövmeli çok arkadaşım vardı. 2 saat boyunca onlara şey yapıyorduk. Kapatıyorlardı değil mi? Kapatıyorduk, pudralıyorduk. Oyundan evet. Çıkıyoruz böyle zırıl zırıl terlemişiz. Böyle kulise gidiyoruz. Gel gel pıt 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 tekrar fıs 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 falan. Ha, onu yaşamak istemedim ben ama bu arada hani birkaç kere böyle yaptırmak istediğim dövmeler olmuştu. Ya bir de şey durumu var biraz. Ele de düşmedi mi ya? Yani bak 15 sene önce diyorsun. 15 sene 20 sene önceki dövme yaptıran insanlarla şimdi baktığında yani harbiden boku çıktı bence. Herkeste bir dövme var. Bir anlamı kalmadı gibi bir şey oldu artık. İşte şu an Burcu o yüzden nadir olacak. Sen Unix'sin şu an. Rare'sin ya. Yaptırmıyorum. Yaptırma boşver. Yani dövmelerden en çok anlamlı olduğunu söylediğin. En anlamlı olduğu tabii ki de annem ve kız kardeşim. Annen ve kız kardeşim baş harflerim. Bana göre anlamları var o yüzden de. Onlar gizli onları sormuyorum. Özel hayata girmem. Ya hayır hiç bir şey diyeceğim. Özel hayata dair hiçbir şey vücuduma kazımam. Öyle bir. Ki kimse de yapmamalı. Kimse de yapmasın. 3 sene dövmeci asistanlığı yapmış biri olarak bizzat söylüyorum. Az baş harfi.
çiçeğe böceğe döndürmemiştik. Aman diyeyim yani. Evet, evet. Doğru, doğru bu arada. Kızınız olursa falan yaptırırsınız. Şu anda Twitch tarafında da herkes daha çocuk olduğu için ne diyorum? Dövmenizi düşünerek yapın. Evet arkadaşlar, şunu söylüyoruz aslında. Kız arkadaşınızın ve erkek arkadaşınızın gaza gelip ismini cismini bir yerinize yazdırmayın. Bir süre sonra onu yıldızınıza çeviriyorsunuz. Doğru. Tamam, o zaman Burcu'ya dönüyorum. Bakalım ne merak etmişler. Çok gene, merak etmişler. Gene patır patır cevap verebileceğim bir şey. Burcu Özberk'in güzellik sırları neler? Da. Salatalıklar. Derti çekimi gibi. Evet, güzellik sırrını sormuşlar sana. Cevap vereyim mi bunlara gerçekten? Tabii ki de. Tabii ki de vereceksin. Kaçarı yok. Evet biliyorum, şeyler aratılanlar çok mantıklı şeyler değil ama yine de cevap vereceğiz konsept. Ya güzellik sırları, şimdi insan yaş aldıkça bir kere güzellik sırrı dediğin şey değişiyor. Ne kullanıyorsun onlar değişiyor. Yeni kremler çıkıyor, o oluyor, bu oluyor. Ama insan bence güzel kalması için gerçekten yani bu çok basit bir cümle veya hep kullandığımız mutluluk bir cümle mu? Ama yani yok, pozitif düşünmek zorundayız. Evet. Hani dedik ya, evden çıktığın andan itibaren bir strese maruz kalıyorsun. Zaten sürekli bir telaş içindesin ve kendinden ödün veriyorsun hayatın boyunca her alanda. En sevdiğim mesleği yapıyorum şu an. Ama yine kendimden ödün vermem gereken o kadar çok şey var ki. O yüzden pozitif düşünmek bence bir şekilde insanı güzel kılıyor. Ve gülümseyebilmek her şeye rağmen, herkese rağmen. Çok doğru. Şu an 31 yaşındayım. Benden 15 yaş küçük kadınlar, insanlar, çocuklar gerçekten daha büyük görünüyorlar. Bir de bizim kuşağın işte bu 90'lar, işte 85'de 91 arası, 92 arası kuşak hakikaten şanslıydı ya. Yani biz organikte beslendik. Dedem beni zeytinyağlayıp kapının önüne atıyordu kızım güneşlen diye. Yani 2 yaşından 6-7 yaşına kadar. Düşünsene öyle öyle büyümüşüm ben. İşte ağaçlardan meyve toplardık falan, koşardık sokaklarda. Şimdi onun o kültürün getirdiği bir şey var. Evet, organik besleniyorsun, anneannenle dedenle büyüyorsun, güzel arkadaşlıklar kuruyorsun falan filan. Bunun bir sırrı olmuyor. Biz son kuşağız yani o yüzden. Doğru, yani ne kadar zor da olsa dediğimiz gibi ülkemizde. Katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var yani mesela... Sen de dizilerde falan oynadın değil mi Didem? Bayağı bir projem var. Burcu da aktif oyunculuk yapıyor ve hani bölüm başı 2 saat olan dizi sektöründen bahsediyoruz. O bambaşka bir zorluk üstüne. Bir de onun dışarıda ne kadar ne olursa olsun insanlar tarafından bilindiğinde normal bir bireye göre herkes çok mutlu sanıyor seni ama daha da çok psikolojik baskı yiyorsun. Daha çok böyle ruhunu... Ya getirisi ne kadarsa götürüsü de o kadar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bırakın ya bu işleri falan diyorlar ama... Bir şekilde herhalde bizim ırkımız veya bizde de alakalı bir durum bu. Kimse zaten karşılıksız bir şey de yapmıyor bir taraftan. Hani sen bir şey yapıyorsan, bir şey kazandıysan daha fazlasını vermek zorunda kalıyorsun her Doğru. zaman. Ve işte oralar biraz sıkıntılı. Sorulan soruya pek cevap olmadı ama güzel. Ya olsun. Yok ama öyle her yani sabah zaten. Şu arada 3 litre su içerim. Gerçekten makyajımı temizlemeden asla uyumam. Fondöten kullanmayı sevmem. İşte bu tür günlerde bir krem kullanırım falan. Aynı şeyleri ha? Didem sen de yapıyor musun? Saçlarını anlatsın. Saçların çok güzel uzamış. Ya Didem sen gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Bir gel. Evet sen o gördüğünde kısacıktı. Yani bir ara çok küstü saçım bana. Hep uzun kullandım. Böyle liseye geçtiğimde şey dediler. Barbie diye bir şey kondurdular. Dedim ki ben o insan değilim. Saçları şöyle kestirdim. 3-4 sene küstü saçım. Hakikaten saçın küsmesi de çok ilginç bir şey oluyor yani. Kendini başka görmek istiyorsun. Aynaya bakıyorsun bambaşka bir insan var. Sonra uzadı ama hiçbir şey yapmadım. Bir maşa yapmamaya özen gösteriyor. Şu an mesela saçımda bir şey yok. Böyle bir tane bir bakım yağı var. Onunla fıt fıt yapıp kuruladım. Uğraşmadığın zaman galiba kendi haline bırakınca her şey yolunu buluyor. Doğaya çok bana hakim konular değilim ama yani saçım uzun olduğu için. Senin de saçın uzun bu arada. Evet benim de saçım uzun. Ben de her gün at pipisi bilmem ne kremi sürüyorum. Böyle garip şeyler yapıyorum burada. Hayır hiç, bu arada ben hiçbir şey yapmıyorum. Ama öldü saçım, küstü. Saçım bana da küstü. Gerçekten öyle. Saçlarından aldırman lazım. Hava alması lazım. Saçım. Hava mı? Evet evet bu arada gerçekten 3-4 ayda bir saç kestirmek ya. Şu kadar kestirmen gerekiyor. Bende o yok. Ben hiç onu yapmadım da. Saçım güzel. Yok bir ara kafamı atacak 3 numaraya vuracağım. Daraldım çünkü artık sıkıldım yani. Askerden beri kestirmedim çünkü. O zaman bir dakika. Ben soru soracağım. Aynen. Haydi. Tamam. Şu anda
En çok merak edilenlerden birini soracağım muhtemelen. Buyurunuz. Kaç para kazanıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Var mı şeyler? Ben paradan haber ver, paradan. Siz onu boş verin, vergiyi sorun. Ya vergiyi hiç bana sorun şu an, bana sorun vergiyi. Şimdi ya bu şimdi ya, böyle çok... Kullandırdım, rahatım. Klişe bir cevap olacak ama bence bu saçma bir soru. Yani ne yaptınız siz? Ya ben avukat yaptım. Yapılandırdım dedi de daha yeni. Yakaladım. İyi bari. Yok, bu sorunun cevabı verilmez. Ya bu ne yani? Bu bence de şey. Sen kaç para kazanıyorsun Burcu? Dizi sektöründe kaç ayıp, para var bu arada bak çok ayıp. Çok ayıp bir şey. Ben bana akrabalarım, ben anneme, anneanneme falan bile artık söylemiyorum. Çok ayıp, hiç sevmedim şeyler ama dediler ki bir şekilde sorman gerekiyor. Evet. Ama bunu insanlar merak ediyor. Herkes merak eden, edenler. Ben de merak arada ediyordum. Ben yayıncılığa... Evet. Bu arada sözünüzü bölüyorum estağfurullah ama bir dönem çok fazla gidip geldiğim bir ülkede o kadar... Bizde nasıl her ülkenin kendine ait soruları vardır ya, mesela bizde de nerelisin ilk sorudur hani. Evet. Aynen. Vardır ya. New York'ta kaç para kazanıyorsun ilk soru, bir de yıllık kaç para kazanıyorsun ve bunu o kadar normal bir şekilde soruyorlar ki ben ilk o kadar garipsemiştim. Cevap veriyorlar mı direkt? Aa tabii ki, ve yıllık fiisini söylüyor yani işte bilmem kaç bin dolar falan diye. Ona göre muhabbet açıyor. O kadar şaşırmıştım ki buna. Evet. Vallahi ona değişik. Göre bir statü belirleyip ona göre ilerletiyor konuşmasını. Of çok kötü. Normal şey gibi. Nerede çalış, ne iş yapıyorsun gibi bir soru olur. Valla bizde bu normalde ayıp olarak geçer. Yani kimse kimsenin kazancını merak etmez. Herkesin parası kendine. Ama herkes de içeriz. Sormaz mı bu arada? Sorduğum soru asla garip bir soru değildi. Ben bu evet soruyu en yakın arkadaşımdan hiç tanımadığım insana kadar aldım. Siz şimdi bölüm başı kaç lira alıyorsunuz? Ne? Ben onları biliyorum. Onları biliyorum. Biz biliyoruz. İzleyiciler bilmiyor. Boşver. Yok yok, hayır yok zaten. Asla söylemez. Çok ayıp ya. Ya bir de şey vardı benim zamanımda. Yani ben de böyle dizi oyunculuk işte eğitim aldığım zamanlar genelde para konuşuluyordu ama ödenmiyordu bir dönem. Böyle bir sıkıntı vardı. Ya tiyatroda zaten konuşulur. Çünkü paran olmadığı için olmayan parayı konuşmak zorunda kalırsın. Hani doğru. X tiyatro o kadar veriyorsa Y tiyatroda zaten o kadar veriyordur ama Z tiyatro diyordur ki çocukları gelin 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 ben size işte tiyatroyu öğreteceğim ama asistan olacaksınız diyordur. Arada sırada 3-5 bir şey veriyordur, onu konuşursun zaten. Hani bir şekilde bir kalkınmak istersin veya herkes birbirine destek atar falan. Ankara'da ben öyle okudum, bilmiyorum. O yüzden de konuşur ya kardeş sen ne kadar oluyor? Abi oyun başı işte 150 lira alıyorum, haftada 2 oyun oynuyoruz, zan girer mevzu. Oralarda ama genelde şey vardır değil mi? Az kazandığın zaman çatır çatır söyleyebilirsin. Biraz böyle kazanmaya başladın mı hani diyorsun ya tiyatro oynuyoruz 150 lira veriyoruz. İşte utancından evet zaten. Ya yani bizde o vardır böyle. Karşı tarafı rencide etmemek için bile sustuğun an olur böyle. Hani ya yok bir şey, çok şükür kazanıyoruz deyip geçersin. Bu usta budur bence. Evet, şimdi ben ikinci sorumu aldım değil mi? Tamam. Evet. Giden. Gene manyak bir soru. İnanılmaz. Bunu yani ne kadar düşündün?